Ve bir başka konu ve bir başka konukla yeniden merhabalar. Bugünkü konum 1964 yılında Adana'da doğdu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi yine aynı şehirde. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığını aldı. 78-88 yıllarında sağlık ocaklarında 88-97 yıllarında Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda çalıştı çeşitli STK'larda, tabipler Odası gibi e, yöneticilik yaptığı Atatürk Düzü Düşünce Derneği üyesi olduğu, daha sonra siyasete atıldı. 2011 yılında 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Mersin milletvekili olarak meclise girdi. E, yaptığı çıkışlarla pek çok kez e, haberlere manşet oldu. E, son dönemde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğitim Kademesinde görev alıyor, teşkilatlarla bir araya geliyor, Türkiye'nin pek çok noktasına gidiyor, yaptığı çıkışlarla hala manşetlere konu olmaya devam ediyor Sayın Aytu Atıcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk daha be. eksik çok bıraktığım bir nokta var mı? Ee, sadece şunu düzeltmek gerekir belki ee, işte yaptığı çıkışlarla manşetlerde yer alıyor dediniz. Yani manşetlerde yer almak için çıkış yapılmaz. Söylediklerimiz Kasım o yıl. Evet, evet, evet. Söylediklerimiz yani manşetlerde şöyle, yer alıyor. Sen ne mutlu bana? Milletvekilli sayısı önceki dönemde 550 idi. 550 idi. Şimdi 600'e çıktı. 600 550 milletvekili arasından manşete söz konu olan milletvekili sayısı belli. Olabilen bir de sizsiniz. Ne mutlu bana. Bunu ifade ederken de böyle bir amaç taşıdığınızı elbette ki Eyvallah. belirtmedim. Evet. Öncelikle bizleri kırmadı, Kırmayı buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben ee, Soru, programımızın adı malum ses sorular e, formatı daha önce bilmiyorum izleme fırsatınız buldu mu? E, bütün konukları yaptığım bir bilgilendirme müsaadeniz olursa size de yapacağım. Tabii. E, sizin için bazı sorular hazırladık. Ben şahsım merak ettiklerimi değerli ekibimiz ve ekranın başında bizi izleyen değerli seyircilerimizin merak ettiklerini derledik. Bunlardan bazıları muhtemelen hoşunuza gitmeyecek. Ancak ben size açıklıkla yönetmeyi ve açıklıkla cevap almaya çalışacağım. Hiç merak etmeyin. Hiç kuşkunuz olmasın. İşiniz çok kolay olacak. Pekala. <laughs> ee, son dönemde özellikle Millet İttifakı kanadında e, İstanbul Milletvekili Sayın Gürsel Tekin'in yaptığı çıkış konuşuluyor. Kendisi dedi ki efendim HDP'liler meclisi nasıl yönetiyorsa genel başkanlar dahi kendisinden nasıl e, söz alabilir miyim diye ricada bulunuyorlarsa, talepte bulunuyorlarsa <laughs> e, millet İttifakı'na HDP bakanlık verilebilir mi sorusuna siyasi bir partidir. Elbette ki verilebilir. Cevabını verdi. Ve bundan sonra büyük bir ha, kriz koptu. Bilmiyorum siz bunu nasıl yorumlarsınız? Kriz mi dersiniz? Ama siz ne derdiniz bu cevabı? Bu soruya? Vallahi tam AK Parti'nin istediği bir e, söyleşi olmuş. Tam AK Parti'nin istediği cümleyi sarf etmiş. Aslında sarf ettiği cümlede bir şey yok. Olayın bir teorik boyutu vardır. Bir de Pratikte uygulama boyutu vardır. Teorik boyutuna göre HDP şu anda yasal, meşru bir siyasi partidir. Eğer siz HDP ile ittifak ya da geçmiş dönemde olduğu gibi koalisyon yaparsanız e, tabii ki bakanlık vermek zorundasınız. Ama eğer sizin bir ittifakınız yoksa, eğer sizin bir koalisyonunuz yoksa niye bakan verirsiniz? Teorik olarak Anayasa'ya göre Parlamentoda grubu bulunan siyasi partilere tabii ki bakanlık verilebilir. Hatta grubu yoksa bile, hatta o kişi milletvekili değilse bile bakanlık verilebilir. Vatandaş olması yeterli. Vatandaş olması. Ama yeterli. burada sorulan zaten anayasada ne yazdı değil, anayasada ne yazdığını hepimiz biliyoruz. Bilmiyoruz. Anayasada ne yazdığını hepimiz bilmiyoruz Daha bir Sorun da oradan kaynaklanıyor. Tabii Mesela çok politize bir toplumuz yani. E, yani. Kısmen, hatta kısmen ve hatta yani bunun ilk istisnasının işte sayın derviş olduğunu meclis dışına atamıyor. Yok, daha önce de var istisna. Var mı? Var var yani. tabii. Var. Yakın yani, dönemde hep belki de yakın dönemde belki akıllarda derviş kalmış olabilir. Kemal Derviş kalmış olabilir. Ama bu e, böyle üzerinde yaygara koparılacak bir durum değil. Eğer seçim olmasaydı. Neden? E çünkü e, HDP'ye bakanlık verilebilir sorusu bu kadar yaygara koparıyor ise ya da cevabı bu kadar yaygara koparıyor ise AK Parti'nin HDP'ye verdiği iki bakanlık var. Bilir misiniz? Hatırlar mısınız? Evet. Şimdi yani 7 Haziran'la 1 Kasım seçimleri aynen. arasında ama o bir mecburiyet biliyorsunuz. 2015 yılı 7 Haziran 1 Kasım arası hükümet evet. kurulamadı. Anayasa diyor ki hükümet kurulamadığı zaman seçim hükümeti kurulacak. Evet. Şimdi Anayasaya göre bir zorunluluk. Evet. Fakat anayasa size bunu diyor ki Ay veren AK Parti değildi yani anayasaydı aslında. Anayasa tabii. Anayasada var olan bir şey Halen var anayasada. Yani anayasaya göre herkese herkese Bakanlık verilebilir. Bunda evet. bir şey yok. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun, işte yeter ki e, suç olmasın. Orada sorulan bu değildi olmasın. aslında. E, orada sorulan bu değildi biliyorum. Ben şimdi oraya geleceğim yavaş yavaş. Evet, yani e, verilebilir mi dendiğinde e, teorik olarak anayasa orada duruyor, verilebilir. AK Parti vermiş mi? Vermiş. AK Parti e, anayasaya göre mecburen vermiş gibi görünmekle beraber aslında değil. Neden değil? Çünkü e, 2015 yılında hükümet pekala kurulabilirdi. Yani hükümetin kurulmaması krizinin bir tek sebebi vardır AK Parti'dir. Neden? Çünkü AK Parti ile biz tırnak içinde ve onların söylemiyle istikşafi görüşmeler yaptık uzunca bir süre. Evet. Ben de mesela o istikşafi görüşmelerde sağlıkla ilgili. Oraya gireceğim. Oraları hazırladım. sorularım da var sizde ama evet. konudan uzaklaşmamak Yok. Yani. Şöyle eğer AK Parti o dönemde bizimle hükümet kursaydı o zaman HDP'li kişilere bakanlık vermek zorunda kalmayacak Seçim kalmayacağım. hükümeti kurulmak durumunda kalmaz Tabii. Ya ama da ya da azınlık hükümeti kurduğumuzda deseydi ki ya siz CHP ve MHP azınlık hükümeti kurun. Oturalım masaya anlaşalım. 3 ay sonra seçime gidelim. Seçime gitmek de demokratik bir tercih değil midir? Tabii ki de antidemokratiktir demiyorum. Tamam. Ama sonuçta millete gitme kararı alındı ve mecburen bir hükümet kuruldu. Ama ben de diyorum ki bu kararı almak zorunda değildi. Hı hı. Eğer HDP'ye laf ediyorsanız bugün Hedef aynı hedef o zaman. Size yöneltilen hedef. soru ama bir mecburiyet hali veya anayasanın ne hükmettiği değil. Yani bu, bu, tercih olabilir mi? Veya o zaman sizin... da mecbur. O zaman da mecburiyet yoktu. AK Parti bizde hükümet kurabilirdi. Veya dışında kalıp CHP ile MHP'nin hükümet kurmasını ve dışarıdan AK Parti destekli bir hükümet kurmasını 3 aydana isteyebilirdi. Değil, bu bir tercih. Tercihtir tabii. Hı. Tercih ederek böyle bir tercih yaparak Seçme Parti. Seçime gitmeyi tercih etti. Seçime gitmemeyi de tercih edebilirdi ya da seçim hükümetiyle seçime gitmemeyi tercih edebilirdi CHP-MHP koalisyonu seçime gitmeyi tercih edebilirdi. O zaman HDP'lere bakanlık vermezdi. Hı hı. Yani HDP'lere HDP'ler ki bakanlık alan insanlar kötü insanlar değiller, ayrı konu. Hı hı. Burada ben HDP'lere bakanlık veren bir zihniyetin, vay sen CHP olarak nasıl ya da Millet İttifakı olarak nasıl HDP'ye bakanlık vermeyi düşünebilirsin bile demesini eee yadırgıyorum ve tezat Ama olduğunu Ama burada musun? bir anayasal şey var, zorunluluk var. Hayır, yani ben hayır, seçime hayır. giderken seçim hükümeti kurulduğunda HDP'ye bakanlık ver, veremem diyemiyorsunuz. Seçim hükümeti kurma. Kurma seçim hükümeti. Kurma iktidarı kurma. bize ver diyorsunuz. Hayır. İktidarı mesela biz ne dedik? Böyle bir durum oldu. CHP ne dedi? Bizim de sorunumuz var değil mi? Hı -hı. Sayın Bahçeli başbakan olsun dedi. Dedi mi Hı -hı. bu? Evet. Dedi değil mi? Yani bak bu samimiydi. Tamam. Sayın Bahçeli başbakan olsun. Hükümeti kuralım destekleyin. Eğer seçime götürmek istiyorsanız bir takvim koyalım önümüze. Uzlaşalım. Siyaset uzlaşı sanatıdır. Uzlaşalım seçime gidelim dedi. Onlar dediler ki hayır. Tamam. AK Parti MHP dedi de hayır dedi. Ki, AK Parti. De milleti de hayır. E, hakim tayin edelim bakalım. Seçim millet hakimliğini olacak. yapmıştı. Daha e, tamam yapıldı. Milletle milletle oyun olmaz. Hı. Millet herkesin boyunun ölçüsünü aldı mı? Şu anda da Aldım. millet tayinini yaptı ama erken seçim talep ediyorsunuz. Erken seçim tarif etmemiz nedeni şu. Millet seçimini yaptıktan üzerinden uzunca bir süre geçti ve Türkiye ekonomik krize gidiyor. Yani Ancak o dönemde bir yıl geçmeden Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Yok. Erken seçim olursa elbette ki pandeminin başında bu pandemiyi yönetemiyorsunuz. Seçime gidelim. Yani çıkışları var ya. Şöyle. E, bir yıl olmamıştı Parti iktidarının hayır bir yılında değil daha sonraki dönemlerinde Hadi, ekonomik kriz başladığından itibaren Kılıçdaroğlu'na hep şu sorular soruyor. Ya bize erken seçim ister misiniz? Yahu arkadaş hangi muhalefete sorsanız erken seçim ister çünkü ülkeyi daha iyi yöneteceğini düşünür. Bu yüzden erken seçim istenebilir. Ama milleti sokağa indirelim, işte erken seçim yapalım, işte şunu yap. Yok böyle bir dünya. Olmadı hiçbir zaman. Hiçbir zaman olmadı. Orada e, AK Parti isteseydi seçim hükümeti kurmayabilirdi. Bizimle bir hüküm kurabilirdi. HDP'li isimler de kötü isimler değiller dediniz. Bilmiyorum şahıslar hakkında tabii ki de bir hüküm söyleyeyim ama Örneğin cumhuriyet e, tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir bakanın ağzından sözde Ermeni soykırımının kabul ifadesi kendilerince çıktı. Şöyle söyleyeyim. Bu örneğin bir e, skandal değil midir? Şöyle söyleyeyim. Örneğin yani kötü isimler değil derken şunu kastediyorum. Örneğin sizi tükrümüzle boğarım diyen Şahin Kanat'ta değiller. Örneğin Yok, işte Alman'ın heykelini dikeceğiz diyen Hı -hı. E, ve bizi yaralayan söylemlerde değiller. Hı -hı. E, ya da ne bileyim ben işte hakaret hamiz şeyler söyleyen yapıda insanlar değiller. Görece mülayim aklı başında insanlar. Ve e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütünlüğünden birliğinden yana e, ayrı bir Kürdistan Devleti kurmayı hiç telaffuz etmemiş. Ya da e, bir tek çakıl taşımızın verilmesi konusunda hiçbir zaman incelerseniz da özgeçmişlerini bir taraf olmamış devletin içerisinde. Ama günün sonunda sözde Ermeni soykırımını bir bakan olarak kabine toplantısında kayıtlara geçecek şekilde ifade etmiş. Edebilir yani Sayın Cumhurbaşkanı da özür dilemişti. Yani, değil mi? Yani bunların hepsi olabilir. Ama soykırım onu, bir onu tanımlıyorsa edeyiz. bizi ilgilendirmez. Ağzının payını alır, suç işlemişse bakan olması hiçbir şeyi değiştirmez. Hı hı. Yani sözde Ermeni soykırımını tanıyan birisi Bugün kendime bir söz verdim. Birinci bölümü tek bir soruyla bitirmek istemiyorum. E, <laughs> o tamam, yüzden nasıl istersen. Yani <laughs> seriye dönecek olursak şöyle bir ama şunu şöyle toparlayalım. Hiç kimsenin Ermeni sözde Ermeni soykırımını kabul etme lüksü yoktur evet. bu ülkede. Çünkü bu iş bu iş bir tarih meselesidir ve tarih çok açık ve nettir. Bu ülkede e, Ermeni soykırımından bahsetmek sadece siyasi mülahazalarla olur bazıları için. Biz de bunu asla kabul etmeyiz. Yani ben onları savunduğumdan ya da şöyle iyi insanlardı, böyle iyi insanlardı, iyi ki böyle oldu dediğimden değil. Tam tersi sorunuza gelirse... Siz gelirsek, Millet İttifakı iktidarında HDP'ye bakanlık verilmesine nasıl bakarsınız? Doğru bulmam. Bunu net bir şekilde ifade ediyor musunuz? Doğru bulmam. Demek daha nasıl net olacak? Çünkü biz ittifak içinde değiliz. Biz koalisyon da kurmuyoruz. Bizim bir ittifakımız var Millet İttifakı ve bu, bu ittifakın içerisinde altı tane ee, parti var. Şimdi siz bu altı partiden şey, dışında millet İttifakı'nda nasıl altı parti var? Millet ittifakı altılı masada değil mi? Yani ayrı değiller mi? Her biri ayrı bir parti ama sonuçta bir millet ittifakı masası hay. var. Altılı masa ayrı millet ittifakı ayrı değil. Şöyle, son seçime son pratik seçime pratik olarak, yani pratik olarak artık aynı masada oturuyoruz ve aynı ittifakta devam ediyoruz. Hı hı. Her ne kadar deva partisi seçime kendi amblemiyle gideceğini söylemiş ise de hı hı. bu ittifaktan ayrı olduğu anlamını taşımaz. Sonuçta bu ittifakta özellikle baraj altında kalacak olan ya da baraj altında kalma ihtimali olan partiler elbette ki ittifak içerisinde olacaklar. Yani bunun şeyi yok, başka bir yolu yok aksi takdirde baraj altında kalıyorlar. İttifak içinde kalıp kendi isimleriyle deva kendilerinin de baraj gibi sorun olmadığını ifade ediyorlar. Niye böyle bir şeyi tercih ettiler? İyi Parti'nin böyle bir e, iddiası var ve haklılar. Çünkü ya. aldığı oy ortada. Yani İyi Parti ee, bizimle ittifak yapmış olan bir partidir. O yüzden biz hala ittifakın içerisindeyiz. Diğer Baraj Diğer... sorunu var. Yani şey aldığı son aldığı seçimlere baktığınız zaman aldığı oylar ortada. Öyle değil mi? Yani e, Saadet Partisi'nin oyu belli, Demokrat Parti'nin oyu belli. Diğer iki parti henüz seçime girmedi ama anketlere baktığınız zaman e, barajı aşan bir anket bugüne kadar görmedik. O nedenle baraj sorunu olduğunu tabii ki söyleyebiliriz. Keşke baraj olmasa ayrı konu ama Maalesef mevcut sisteme göre yüzde yediye bile düşürülsek antidemokratiktir. Ee, böyle bir sistemde bu partilerin barajı geçememe ihtimali vardır. O nedenle bir ittifak içerisinde, bu ittifak içerisinde olacaklarını düşünüyorum. ha yani Ne olur, İleride bir başka ittifak kurmayı düşünebilirler. Zaman zaman bu da dile getiriliyor. E, siyasette hepsi olabilir. Yani sonuçta biz ölümüne ittifak kurmuş insanlar değiliz. Elbette. Şimdi ben de onu soracaktım. Saadet Partisi ile CHP'nin ideolojik olarak birlikteli, birliktelik yapması ve aynı ittifakta olması imkansız ifadeniz var. Ee, Yok öyle bir... değil. Aynı ittifakta olması imkansız demem. Hiçbir zaman demedim. Ee, i̇deolojik Pardon. olarak daha güçlü bir mesajlarıysa tam ifadenizi okuyayım hem öncesini hem de sonrasını daha güçlü mesajlarıysa Saadet Partisi veriyor. Çünkü aslında CHP ile Saadet Partisi'nin bir ideolojik birliktelik yapması imkansız. Doğru. Ve diyorsunuz ki devamlı AK Parti'nin MHP ile yaptığı ittifakta durum öyle değil. Orada ideolojik birliktelik var. O yüzden kopma ihtimali düşüktür. Doğru. O yüzden Millet ittifakı bozulur mu? Bozulur. Tabii ki niye bozulmasın? Bir ideolojik ayrılık var zaten. Eğer gerçekten sağlam zeminde gitmezse tabii ki bozulabilir demişsiniz. Aynen. Aynen. şimdi onu da. Şimdi aynı Ama şeyi şey söylüyorum. Ama aynı ittifakta olmaz imkansız demem. Hmm. Onun nereden geldi bilgi kirliliği hmm. bilmiyor. Ama sonuçta her televizyon programında söylediğim gibi burada da söylerim. E, Altılı Masa'da Cumhuriyet Halk Partisi ile ideolojik birlikteliği olan Bir tek parti yoktur Olamaz çok ayıp olur eğer var dersek Kime ayıp olur e, Karşıdaki partiye ayıp olur bize ayıp olur Şimdi ben Saadet Partisi ile Bir ideolojik birliktelik içerisindeyim Dersem bu doğru bir yaklaşım olur Hı. mu Hayır biz ideolojik olarak Farklı e, yaklaşımlara sahibiz Biz iyi parti ile Aynı ideolojiye sahibiz diyebilir miyiz Madem aynı ideolojiye sahibiz Aynı farklı olmanız farklı? gerekir tabii aynı parti olmamız gerekir. O nedenle elbette ki e, ideolojik farklılıklarımız var. Fakat bizi bir araya getiren demokratik birlikteliktir. Hı. Ve ülkenin yararına birinci sıraya partimizi değil, ülkemizi koyarak aynı masaya oturuyoruz. Ve benim hayalim ne biliyor musunuz? Gül. Abi? O masada herkesin oturabilmesidir. Söz konusu Türkiye olduğunda... dahil mi? Söz konusu Türkiye olduğunda... Hı hı. Söz konusu Türkiye olduğunda milletvekilliği yapan ve yapmaya devam eden meşru olan bütün siyasi oluşumlar, sadece partiler değil, meşru olan suça bulaşmamış bütün siyasi oluşumların aynı masada oturup HDP memleket dahil meselelerini neden suça tart, bir Memleket meselelerini tartışabilmemiz gerekir. E, suça bulaşma işinin HDP ile bir ilgisi yok. HDP de dahildir. AK Parti de dahildir. CHP de dahildir. AK Parti içinde suça bulaşmış insanlar yok mudur? CHP içinde suça bulaşmış insanlar yok mudur? İyi Parti de yok mudur? Her partide olabilir. Partinin kurumsal kimliği başkadır, kişiler başkadır. Pekala. Ee, az önce altılı masayla ilgili açıklamalarınıza biraz ters düşen bir çıkışınız var. 30 Temmuz 2020 tarihinde 37. olan kurultay öncesinde aday adayı olmuşsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Orada yaptığınız bir çıkışta diyorsunuz ki bizim CHP yakışan ilkelerine uygun yeni şeyler söylemek gerekir. Yoksa Ahmet Davutoğlu'ndan medet umarsak olmaz, Babacan'dan medet umarsak olmaz... Bunlar bütün ferasetlerini gösterme fırsatı buldular. Başbakan oldular, başbakan yardımcısı oldular ve çuvalladılar, yapamadılar. Daha e, <laughs> bunu sürdürmeye gerek yok şeklinde devam eden bir çıkışımız var. E, ama şimdi aynı masadasınız. Bakın tekrar söylüyorum. Keşke bu ülkede herkes aynı masada oturabilse. Aynı masada olmak demek, kanka olmak demek değildir. Aynı masada oturmak demek, karşıdakinin bütün fikirlerini kabul etmek demek değildir aynı masada olmak demek büyük bir musibet varsa karşınızda ülke adına söylüyorum ülkenin karşı karşıya olduğu bu musibeti ortadan kaldırabilmek içindir. Şu anda büyük bir ekonomik musibet içerisindeyiz. Çok büyük bir musibettir. Bu musibeti ortadan kaldırabilmek için bizim aynı masada oturmamız lazım. O sözlerimin aynısını tekrar söylüyorum. Ne için söylediğim, hangi bağlamda söylediğim çok önemlidir. Eğer biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı göstermeye, adayı göstermeye kalkarsak bu yanlıştır. Bakın açık söylüyorum. Sayın Babacan'ı Cumhuriyet Halk Partisi saflarından bakan yaparsak bu yanlıştır. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde e, Sayın Davutoğlu'nun bulunması yanlıştır. CHP içerisinde değil ama ittifakla seçime girip diyelim ki iktidar ya. oldunuz. Nasıl Tabii. vermeyeceksiniz? Tabii Bakalım. veririz. O ayrı bir şey. O verilebilir. Neden? Çünkü millet... Herkesin boyunu ölçmüştür. Demiştir ki CHP senin boyun 1 metre, ee, Babacan'a demiştir senin boyun 30 santim, öbürüne demiştir senin boyun şu kadar. AK Parti'ye demiştir ki senin boyun bu kadar. Şimdi herkes boyunun ölçüsü kadar konuşacak. Öyle Siyasen. denmiyor ama yani masada herkesin eşit söz hakkı var. Söz hakkı vardır, eşit söz hakkı vardır, doğrudur. Bu o masanın e, olgunlaşması için geçerlidir. Hayır ama... şöyle, kendimi yanlış ifade etmiş olmayayım, Sayın Dağıtoğlu'nun, Yaptığı açıklama var. Geçiş hükümetinde herkes eşit söz hakkına sahip olacak deniyor. Söz hakkı dediğiniz bakanlık mı? Bunu zaman gösterir. Yani bakanlık karanname zamanda üçlü karannameler vardı. Bunu zaman var. gösterecek tabii. Ama böyle şu kadar e, e, oyunuz var. E, bunun siz yani eşit bir şekilde e, bölüşürseniz bu ancak seçim hükümetlerinde olur Hı. Anayasaya göre. Onun dışında millettir son sözü söyleyen. Örneğin. E, ee, Cumhuriyet Halk Partisi e, %25 civarında bir oyu varken, İyi Parti'nin işte %13-14 civarında bir oyu varken, şimdi Saadet Partisi'nin e, %2 civarında bir oyu varken, buradan Saadet Partisi'nin, e, Saadet Partili birisinin Cumhurbaşkanı adayı olması, milli irade açısından, tartışılabilir, sorgulanabilir. Ya bu oy oranı varken eşit sayılarda bakanlık dağıtılması. Ona çıkar mı bu? ona da çık. Yani sonuçta millet bize bir yetki vermiştir. Yüzde 25'lik yetki vermiştir. Öbürüne şu kadar yetki vermiştir. Bunlar tabii böyle millet son sözü keskin söyler ama uzlaşım masasında bazı dengelere bakılarak hükümet kurulur. Burada herkes birbirini de kontrol eder. Çok net bir soru soracağım. Siz Sayın Gül'ün aday olması haline oy atar mısınız? Atmam. Çok net bir cevap oldu. Net istediniz, net verdiniz. Hay hay, ben bundan memnunum, net cevap almaktan. 2013 yılında sayın Davutoğlu hakkında gen soru vermişsiniz meclise, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dışişleri Bakanlığı'nı e, tam olarak ifadeyi bulmaya çalışayım. E, e, ülkelerin e, oyuncağı taşeronu haline getirdiği ve birçok kez küçük duruma düşürdü iddiasıyla Pardon, 2013 değil, 6 Mayıs 2012 tarihinde. Ee, oradan başka bir soru soracağım ama şimdi gen soru verdiğiniz Sayın Davutoğlu'yla eğer iktidar olursanız onda bir şey vereceksiniz şimdi. Koltuk vermiş oldu. Ya işte e, Cumhurbaşkanı yardımcılığından bahsediliyor. Dışişleri Bakanlığından bahsediyor. Bu bir çelişki değil mi? Hayır değil. Değil. Ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun da kendisi biz işte, sizinle bir program yapıyoruz şu anda. Ee, ve kötü bir program çıktı. Hı hı. Ee, ve... Umarım çıkmaz. <laughs> yok. Asla çıkmayacaktır da. <laughs> diyelim ki kötü oldu hı hı. ve e, buradan ayrıldık. Üstten i̇şte zaman geçti. Siz beni tanıdınız. Ben sizi tanıdım. Hassasiyetlerimize dikkat ederek beni tekrar programa çağırdınız. Ben tağanın programına gelmem kardeşim. Demek doğru değil. Hı hı. Doğru değil. Ee, ama önemli olan aynı mayınlara basmamaktır. Hı hı. Şimdi Sayın Davutoğlu Dışişleri Bakanı olduğu zaman Dışişleri Bakanlığı döneminde biz de milletvekiliydik. Ve hiç unutmuyorum Londra'da e, Abdullah Gül'ün, Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde e, bir heyetler arası görüşmeye gitmiştik Hı. ve işte şimdi vefat etti Kraliçe bizi karşılamıştı, kabul etmişti. E, o dönemde biz e, Londra e, Başkonsolosluğumuzda ya da Büyükelçiliğimizde e, Davutoğlu'yla Öyle bir e, hoş ve uzun bir sohbet etmiştik Suriye üzerine. Ve ben ona Suriyedeki e, hamlelerinin yanlış olduğunu, doğrusunun şöyle olması gerektiğini söylemiştim. Çünkü biz o dönemde e, bir heyet olarak Suriye'ye gidip e, Esad'la görüşüp daha 2011, evet. daha 2011 yılında Suriyede sonra görüşüp... sen bir rapor hazırladınız ve Dışişleri Bakanlığı sunduğunuzu biliyorum. Rektörsüne gitmeden önce biraz hızla hazırlanacağım. Tamam. Iki dakikaya ee, iki dakikayı işte o, o süreçte biz Davutoğlu'na bunları rapor dışında da anlattı. Çok da keyifli bir sohbetti ve gerçekten 5 dakikası vardı. Neredeyse yarım saate kadar benimle sohbet etti. Keyifli bir sohbetti. Bugün de söylüyorum. Davutoğlu'nun e, Suriye politikaları yanlıştı. Ama Davutoğlu bu politikaları tek başına yapan bir insan değildi. AK Parti politikaları çerçevesinde yürür bir bakan. Hı. Hele hele Tayyip Erdoğan'ın karakterini bilenler, Tayyip Erdoğan'ın ağırlığını bilenler elbette ki ee, bu kararları Davutoğlu'nun tek başına vermeyeceğini bilir. Niye? Çünkü e, Sayın bak e, Cumhurbaşkanı işte babacan içinde Davutoğlu içinde o makamlara layık değildi gibi çok absürt, çok böyle anlamsız, çok gerçekten incitici laflar söylemişti. Ben onları oraya getirdim der gibi. E madem layık değildi, niye getirdin? Madem, madem layıklar niye karışıyorsun? Ee, orada Davutoğlu'nun attığı adımlar elbette Davutoğlu'nun projesidir. Ancak mutlaka AK Parti tarafından onaylanmış, Cumhurbaşkanı tarafından ya da o zamanki Başbakan tarafından, Erdoğan tarafından onaylanmış politikalardır ve yanlıştır. Pekal, Yanlış olduğunu da bugün, bugün şu, görmüş oluyor. İttifak mevzusunu kapatıp dönüşte diğer konuları geçmek istiyorum. İki farklı çıkış geldi bu Sayın Gürsel Tekin'in HDP çıkışının ardından. İyi Parti'den Sayın Uğur Poyraz ittifakta değiliz ifadesini kullandı. katıldığı bir televizyon programında. Sayın e, Grup Başkanı İyi Parti e, İsmail Tatlıoğlu da e, seçim kanunu değiştikten sonra bu ittifakın bize bir faydası yok e, ifadesini kullandı. İttifak Önceki ittifak sisteminde e, siz 20'ye yakın bir milletvekili, onlar da 10'a yakın bir milletvekili artış sağlamışlar oy birliğiyle. Ancak yeni sistemde bunun artık bir faydası yok e, şeklinde bir çıkışı var. Bir ittifakta değiliz e, çıkışına bir de faydası yok çıkışına. Siz ne, nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Şöyle ittifakta değiliz e, konusunu elbette ki partinin yetkili organlarının karar vermesi lazım. Sonuçta biz 2018 seçimlerine bir ittifakla girdik. Ve ittifakın adını Millet İttifakı koyduk. Bütün Türkiye'de bunu biliyor. Şimdi e, Saadet Partisi de o zaman ittifakın içindeydi. Sonra bir açıklama yaptılar ve dediler ki biz ittifakta değiliz. Güzel. Tamam. İttifakta değiliz. Temaslarımız sürüyor. İyi Parti'den böyle bir açıklama gelmedi. Ee, o nedenle ittifakta olduğunu herkes zımni olarak da olsa kabul ediyor. Ama her parti özgürdür. Her parti. MHP de özgürdür. Son, Yarın ittifakımız bozabilir. Son saniyeler. Gideceğim ama. reklam ee, yani Bize herkes, bir faydası yok. Size bir faydası olduğunu düşünüyor musunuz şu anda? Ee, bakın bana partime faydası var yok diye tartışmayı reddederim. Hı hı. Reddederim. Bunu söyleyeni de reddederim. Ülkeye faydası var mı yok mu ona bakmamız lazım. Ülkeye faydası varsa devam etmek lazım. Bu sistemde maalesef, maalesef ittifakların olması gerekiyor. Ama bizim vaat ettiğimiz parlamenter sisteme geçip barajla düşürdüğümüzde kimsenin ittifak yapmasına gerek yok. Evet Kısa bir reklam arasına geçeceğim. Reklam arasından dönüşte biraz tarihi mevzuları konuşacağız. Ee, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in çıkışıyla başlayan sizin de e, tarihi bir e, tartışmalı bir çıkışınız olmuş. Biraz enerji, biraz e, uluslararası ilişkiler geçmiş açıklamalarınızdan birkaç notum var. Reklam arasından sonra devam edeceğiz. Sorularımızın bazıları hoşunuza gitmeyebilir. Sert sorular evet. yani bunlar. Şimdi Sayın Aytu Atıcı ile sorulara geçmeden önce sert sorular defterimize kime soru bıraktığınızı, sorunuzu lütfen ifşa etmeden. Çünkü konuğumuz gelene kadar eğer ağlayabilirsek bizde mahfuz kalacak. Kime bırakıyorsunuz sert sorunuzu? Yani eğer karşınıza gelirse Abdullah Gül'e bir soru sormak isterim. Pekala. Sayın e, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül karşıma gelirse bu soruyu size 24. dönem e, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Sayın Aytu Atıcı bıraktı diye yöneltmeye çalışacağım. Şimdi son günlerde e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in bir çıkışı çok konuşuluyor. E, Osmanlı'yı işte hıyanetle ifade, suçlayan bir çıkışı, padişahları. Sizin de Sultan Vahdet'in hakkında benzer bir söyleminiz var. Nasıl yorumluyorsunuz ilk önce bu çıkışı? İkincisi Vahdet'in hakkındaki Sultan Vahdet'in hakkındaki görüşleriniz aynı sabit mi, değişti mi? Şimdi Taha Bey tabi İzmir e, 9 Eylül kurtuluş kutlamaları e, Türkiye'de çok ve dünyada çok büyük etkiler yarattı. Hı hı. Tabii ki AK Parti hoşuna gitmedi. Gitmemesi çok doğal. Ben onları çok anlayışla karşılıyorum. Yani 20 yıllık bir iktidardan sonra iktidarı kaybetme korkusu çok acayip bir şeydir. Ben onları çok iyi anlıyorum. O nedenle Tunç Soyer'in söylediklerini biraz çarpıtarak, biraz da yalan ekleyerek bütün Türkiye'ye yaymaya çalışıyorlar ama başaramıyorlar. Çünkü söz sabit. Diyor ki, 100 yıl önceydi. Şimdi 100 yıl önce hangi padişah vardı? Vahdettin. Bak 150 yıl demiyor. Osmanlı demiyor. 200 yıl demiyor. Ama çok enteresan bir şekilde AK Parti'nin silahşörleri ya da kalemşörleri diye düzelteyim. Kalemşörleri, vay işte CHP Osmanlı'ya ecdada küfrediyor. Niye ecdada küfrediyorlar? Ecdat çoğuldur. Ecdat çoğuldur. Ced tekildir, atadır. Arapça Ecdadır. biliyor musunuz? Efendim? Arapça biliyor musunuz? Bilir. Okuma yazma da bilirim. Ee, çoğuludur. İyi de Vahdettin de ecdat değil mi? Vahdettin ecdadın içerisinde bir ceddir. Olmaz olsun böyle bir ecdat demiştim. Hala aynı şeyi söylüyorum. Bütün ecdadımız iyidir diye bir kabulleniş doğru değil. Bütün ecdadımız kötüdür diye bir söylem de iyi değil. Çünkü Osmanlı hanedanlığının içerisinde 600 yıl içerisinde iyisi gelmiştir, kötüsü gelmiştir, delisi gelmiştir ya, delisi gelmiştir, değil mi? Hı hı. Bildiğin deli yani adı üstünde. Şimdi bütün insanları, vay sen nasıl bunun hakkında kötü söz söylersin? Denmez. Şimdi Fatih Sultan Mehmet hakkında kötü laf söyleyemiyor mı? Yok. Ama Vahdettin gibi bir Abdülhamit evet. hakkında söyleyen var mesela. Abdülhamit hakkında söyleyen var, söyleyebilirler. Atatürk hakkında söyleyen var, söyleyebilirler. Bakın bunlar bizim ecdadımız. Hatta geçtiğimiz günlerde Sayın Akşener ifade etmişti isıplatçı olarak. Günümüzün Abdülhamit Hanı'dır demişti Sayın Cumhurbaşkanı için. Tabii Bey bakın herkes tartışılabilir, herkes konuşulabilir, hı hı. herkes eleştirilebilir. Burada eleştiri değil işte kalabalık bir meydanda bir evet. ısıtmak ve ihanet söylüyor. İhanet de suçluyor ve haklıdır. 100 yıl önce Vahdettin'in durumu bellidir. 100 yıl önce diyor. Uzağa gitmeye gerek yok. Ama AK Parti bilinçli bir kampanya başlattı. Herkes, bütün AK Parti'yi öven kanallar ya da gazeteciler ya da insanlar işte ecdadımıza küfrediliyor. Hayır. Ecdadımıza niye küfredelim? Kenan Evren de bizim ecdadımız. Türkiye Cumhuriyeti devlet başkanı olan iki kişiden birisidir. Birisi Atatürk'tür, birisi de Kenan Evren'dir. Devlet başkanı. Şimdi siz devlet başkanı olan birisi Kenan Evren rahmetle mi Ben almam. Müstahakı neyse o derim. Bu kadar. Kötü de konuşmam. Ama yani şahsiyetiyle ilgili kötü konuşmam. Yaptığı işleri eleştir. Yanlış iş yapmıştır. Ve ben onu atam olarak anmam. Atam olarak görmek istemem. Bunu alın, benim sülaleme getirin. Aytu Atıcı'nın soy ağacına getirin. Benim soy ağacım içerisinde eğer yanlış işler yapan, yüzümüzü kızartan, başımızı öne eğen bir atam varsa aynı şeyi ona da söylerim. Söylediğimiz bu, çok net. bu bir siyasi olarak sizin verebileceğiniz karardan ziyade e, tarihin ve tarihçilerin verilmesi gereken tabii, bir hüküm değil tabii mi? Tabii. Tarih kararını vermiş zaten. Tarihte vermiş, tarihçilerde vermiş. Yani ben o verilen o, o kararın üzerinden konuşuyorum. Elbette... Vahdettin'i yani e, mesela sevenler de olabilir, bilmiyorum. olabilir. Ee, o tarihçilerin arasına Sayın İlber Ortaylı'yı katıyor musunuz ama Sayın İlber Ortaylı'nın bu konu hakkındaki e, görüşleri e, 1 Mayıs Önemlidir. 2017 yılında Önemlidir. yaptığı bir açıklamada diyor ki Vahdettin hiçbir şey yok. O tahta geçtiğinde başkent bombalanıyordu, kılıç kuşanacaktı Eyüp Sultan'la. Artık herhalde bugün de bombalamaz demişler o, o gün. Ee, aynı gün Haydar Paşa'yı uçurdular. Vahdet'in dediğin Bebek'le Aksaray arasına hükmetmişti. Hataları elbette vardır ama hain denilemez. Tamam. Ee, o Hatta dönemde, özür dilerim. Evet. 19 Ocak 2019'da Mustafa Kemal ile Vahdet'in dostu. Bu Doğru. çok açık. Ee, Doğru. İngiliz belgelerinde e, bu kanaati destekleyen raporlar var. İfadeleri Doğru. var. Doğru. Yani sizin siyasi olarak ortaya koyduğunuz demiş aslında tarihçiler tarafından yalanlanıyor. Hayır yalanlanmıyor. Tam tersi bakın bir noktadan girmeyin. Vahdettin'in Mustafa Kemal'le ilişkisi bir süreçtir. Hı hı. Şimdi Vahdettin kimdir? Osmanlı padişahıdır. Mustafa Kemal kimdir? Osmanlı zabiti, subayıdır. Doğru mu? Osmanlı subayı. Evet. Şimdi e, Sultan'a sadakatte yemin etmiş subaylardan birisi. Tabi, tabi. Şimdi bütün bunlara rağmen e, Vahdettin'in onayı olmadan Mustafa Kemal Samsun'a gidebilir miydi? Mümkün değil. Mümkün değil. Demek ki bakın, baba var. Hatta kendi yarış atlarını satarak harç var. vermesi, at vermesi, baba vermesi. Burada Mustafa Kemal'in Anadolu'ya niçin gönderildiği önemlidir. Vahdettin şunu söylememiştir hiçbir tarihi kayıtta. Mustafa Kemal git Samsun'a çık. Anadolu'da milli mücadeleyi, milli direnişi örgütle. Hiçbir tarihi belgede yoktur. Yoktur. Onu bir görevli olarak göndermiştir elbette ki zabittir, elbette ki komutandır, elbette ki askerdir, görevine gitmiştir. Ancak Mustafa Kemal'in oraya gittiğinde giderken daha aklında olan bir milli mücadele örgütlenmesidir. Buraya kadar iyi. Bakın hala Vahdettin ile Mustafa Kemal iyi gidiyor. Sonra Samsun'a çıkıyor, Amasya'ya, Erzurum'a, Sivas'a geliyor ve Ankara'da 1920. Ordu müfettişi sıfatıyla dolaşıyor. 1920, tabii ordu müfettişi. Maaş alıyor ordudan Hatta maaş. Alıyor. Anadolu'daki ilk müfettiş. Ve tabii ve pek çok yazışması var Mustafa Kemal'in Vahdettin'le. Öyle nazik, öyle diplomatik yazışıyor ki sadece sultanlığını değil halifeliğini de överek. Çünkü halifedir. Sen kabul et, etme. Senin kafanda layıklık olsun olmasın. Sen ister ateist ol, ister ne olursan ol. Ama sonuçta hizmet ettiğin millet Vahdettin halife olarak görmüş, baş tacı etmiştir. Sen de ona halife gibi davranacaksın. Benim milletim Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak görmüş, seçmiş, oy vermiş. Ben de ona anayasaya sadık olduk sürece yasalara sadık olduğu sürece sayın cumhurbaşkanım deyip önünde düğmemi iliklemem zorunludur milletime olan saygım. Ama genel başkanın zamanında başçalan diye bir sıfat eklemişti başına. Ne dedim size? Yasalara ve anayasaya bağlı kaldığı sürece diye. Bakın altını tekrar çiziyorum. Tamam. çok güzel laflar hemen çekiyorsunuz. Güzel, iyi bir iyi bir şey yani bir gazeteci için ama ben de çok net konuşuyorum. Hı. Diyorum ki anayasaya ve yasalara bağlı olduğu. Bunun sürece. kararını kim veriyor? Bunun kararını elbette ki yargı verecek. Elbette ki e, yaptığı uygulamalarla e, bize bunu gösterecek. Kanun orada dururken kalkıp da kanuna aykırı bir iş yapıldığında bunu eğer hesabını sormuyorsa suç ortağıdır. Her kim olursa olsun. Konumuza dönelim. Vahdettin ile Mustafa Kemal arasında böyle bir ilişki var. Nazik, son derece saygılı. Ne zamana kadar? Vahdettin döneminde katli vaciptir. Fetvası verilene kadar. Hı hı. Yani sen oraya gönderdiğin adam milli mücadele örgütlerken sen bunun katledilmesini söylüyorsun. Bu konu hakkında ama pek so çok spekülasyon var. İşte İngilizlerin böyle bir fetva orada çıkartıldı. Hatta bu fetvanın ulaştırıldığı kağıdın İngiltere'den getirildiği Anadolu'da bu tarz bir kağıdın matbuatta kullanılmadığı yönünde. Ve ben günün sonuna gelmek Fadilin istiyorum. doğru 16 Mayıs 1926 günü İtalya'nın San Remo ıı, şehrinde kalp krizinden Sultan Mehmet Vahidettin Han vefat ediyor. Bilmiyorum kitaplarını ne kadar kaynak alırsınız ama Hamdullah Subhi Tanrıver Rin naklettiğine göre bu bu haber Mustafa Kemal Paşa'ya Adana ziyareti sırasında ulaştırılıyor ve onun naklettiğine göre yine Paşa haberi işitince vah vah Allah rahmet eylesin bir tarih kapandı kim isterdi ki böyle olmasını çok namuslu bir adam öldü. İsteseydi Topkapı Sarayı'na bütün hazinesini götürür ve öyle bir ordu kurup geri dönerdi ki demiştir diye Hamdullah Subhüthani Reve'nin ifadesi var. Bu da sizi biraz boşa düşürmüyor mu? Hayır düşürmez. Ondan ziyade ben doğrudan doğruya Nutuk'ta Atatürk'ün söylediklerine bakalım. Atatürk özü sözü düz doğru bir insandı. Ve bütün bu konuştuklarımız yani gerek Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, Tunç Soyer'in söyledikleri, gerekse benim söylediklerim, e, nutuğa, nutuğun birinci sayfasına alınmış şeylerdir. Hı hı. Atatürk, büyük nutkunu okuduğunda, açık açık her şeyi anlatmış, yazmış ve çıkıp anlatmıştır. Milli mücadelenin nasıl yapıldığını. Milli mücadelenin nasıl yapıldığının vesikası benim için odur. Şimdi, bunu bildiğimiz halde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ...nutkunda söylediklerini bildiğimiz halde... ...bunları yaşadığını kendisi açıkça ifade ettiği halde ve... ...yani binlerce insanın önünde bunu söyleyip kayda geçirdiği halde... ...çok iyi bir insandı deme ihtimali yoktur. Benim kanaatime göre. Bekara. Tabii ki yorumlanabilir. Bu kararını ancak tarihçilerin vermesi çok tabii, daha sağlıklı olmaz mı? Şu cümleyle bitirelim. Yani bu en azından kendi açımdan. Ee, burada aslında... E, Tunç Soyer'e, bana ya da benim gibi bu şekilde konuşan insanlara yapılan saldırıların tamamı Atatürk'e yapılan saldırılardır. Tamamı. İki türlü saldırı yapılıyor. Bir, bilerek. Ya Atatürk bunları söyledi. Ben Atatürk'ü sevmiyorum. Bu biraz Atatürk'ün ıı, e, şahsı manevisinin arkasına saklamak değil mi? Niye e, benim Atatürk'e saldırılmak olsun ki size eleştiri? Şöyle, e, şu anda hala Atatürk'ü koruma kanunu devrede hala evet. var. Ee, ve bu nedenle de doğrudan doğruya Atatürk'e hakaret et, edemiyorlar ama onun e, ona gidecek şekilde Aytu Atıcı'ya Tunç e hakaret ediyorlar. Yani işin özü budur. İki, bir de cahil kesim var. Atatürk'ün nutkunu okumamış. Atatürk'ün nutkunun birinci sayfasını okumanız yeterli bakın bu konuda. Vahdettin'le ilgili yani yıl 1919 Samsun'a çıktığımda başlayan e, birinci sayfasında Vahdettin'le ilgili fikirlerini söylemiş. Bakın baştan diyor ki ben baştan bunu söylüyorum diyor ve devam ediyor. O nedenle e, ya cahildir, nutu okumamıştır. Atatürk'ün bunları söylediğini bilmiyordur bazı Atatürkçü geçinen insanlar ve vahdettine bu şekilde sahip çıkanlar. Ya bilmiyordur, cahilce davranıyordur ya da çok iyi biliyordur Atatürk'ün söylediklerini ona saldıramadığı için bize saldırıyor. Bunları tarihçilere bırakalım. Bu bir iddia, sadece netleştirme adına soruyorum. Sayın Muharrem İnce seçimleri kazansaydı bakanlık almayı planlıyor muydunuz? Sağlık evet. Bakanlığı gibi. Evet, söyledim bunu. Açıkça da söyledim. Ee, yıl 2018 seçimlere gideceğiz. Ben milletvekilliği adaylığı başvurusunda bulunmadım. Yani 2011, 2015 5 ay, yine 2015 1 Kasım'da toplam 7 yıl kesintisiz milletvekilliği yaptım ve ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verebileceğim her şeyi verdiğimi düşünüyorum. Yani e, şu an 58 yaşındayım. Şu anda da mesela ben kendim bir başvuruda bulunmayacağımı milletvekili için defalarca söyledim. Ancak zorunluluk hasıl olur ya da parti bir görev verir. Ayrı konu. Ben rızamla gidip de ben milletvekili olmak istiyorum diye başvuruda bulunmayacağım. Bunun genel an... başkan adayı olup, daha doğrusu aday adayı olup seçilememenizle bir ilişkisi Hayır, var Hayır. Tam tersi. Ondan çok önce ben bunu söyledim. Hı hı. Ondan çok önce söyledim. Tamam. Çünkü ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak vereceğim her şeyi verdim. Kanun tekliflerim, yaptığım konuşmalar, verdiğim önergeler... Performansım, her şeyimi tükettim orada, verdim. Defalarca birkaç kere verdim. O yüzden bir daha milletvekili olmayı düşünmedim. Ee, gün geldi yasa değişti. Zaten milletvekili e, olanlar bakan olamıyordu. milletvekiline istifa edilmesi gerekiyordu. Herkes çok şaşırdı benim niçin milletvekili olmadığımı e, düşündüler. Ben dedim ki ben bakan olmak istiyorum. Muharrem kazanacak, ben de sağlık bakanı olmak istiyorum diye bir söylemim var. Hala o e, arkasında duruyorum. Ben bu ülkeye Sağlık Bakanı olarak, Milli Eğitim Bakanı olarak çok iyi hizmet edebileceğimi düşünüyorum. Kısmet olur. Olmaz. Ayrı konu tabii. Peki olmayınca da bir diğer icra kurumu olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip oldum. Nereye talip oldunuz? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayı oldum. Ancak gösterilmediniz. Gösterilmedim. Evet. Orada da tabi e, farklı bir durum vardı. Benim aslında ruhum e, yerel yönetimler e, ya da belediyeler üzerinde çok e, olgunlaşmış bir ruh değil. Hı hı. Daha çok genel siyasetten hoşlanıyor ama bazen görev gelir sizi bulur. Siyasette şartlar değişir. Görev gelir sizi bulur. Siz de o göreve amenna dersiniz, baş tacı dersiniz. Mersin'de de o dönemde e, biliyorsunuz e, MHP tarafından yönetiliyordu ve çok acı bir olay yaşamıştım ben. E, 15 yıl yönettiğimiz Mersin Büyük şehrini benim milletvekilliğim döneminde kaybetmiştik. Hı hı. Ee, onun acısını ben çok iyi biliyorum. Elbette benim de payım vardır, benim de eksiğim vardır. Hiç geri durmam. Ve ömrüm boyunca da bunu telafi etmeye o dönemde çalıştım. Ee, ve öyle bir an geldi ki biz bu işi atıcı ile yaparız noktasına gelindiği için hı hı. ben de aday adayı oldum. Ama daha sonra siyasi koşullar değişti. Gösterilmedi. Evet. Şimdi özelleştirmeleri çok sert e, ifadeler kullanıyorsunuz. Memleketin malları satıldı, Türk Telekom satıldı, işte Sümer Bank satıldı, liste uzayıp gidiyor. Ee, siz iktidara geldiğiniz zaman pek çok yeri de Sayın Kılıçdaroğlu kamulaştıracağından bahsediyor. Ee, nasıl yapacaksınız bunu? Stratejik e, alanları kamulaştırmak zorundayız daha Bey. Yoksa bakın özelleştirmelere tamamen karşı bir yapımız yok hı. <laughs> Tamamen devletçi bir yapımız yok. Elbette ki devlet denetleyici, düzenleyici olur ama stratejik bazı konuları, telekom gibi mesela, enerji konuları gibi, eğitim gibi, sağlık gibi stratejik konuları devlet elinde tutmalıdır. Şimdi biz kalkıp da bütün sağlığı özelleştirirsek şu anda olduğu gibi, açıkça özelleştirilmiştir şehir hastaneleriyle beraber sağlık. O zaman yapmakta olduğunuz aşıları dahi yapamaz hale gelirsiniz. Tatanoz aşımız vardı, difteri aşımız vardı, boğmaca aşımız vardı, çiçek aşımız. Bunların hepsini biz yapıyorduk. Hıfzı Saha Laboratuvarı'nda. Öyle bir an geldi ki özelleştire özelleştire bizi oraya kapattırdılar. Aşıları verdiler. Ondan sonra da bir sıraya girdi ki Covid aşısı bulalım diye zamanda mahvolduk. Şu anda dünyada Covid aşısını geliştiren nadir ülkelerden Hayır, birisi. Hayır geliştiren nadir ülkeden birisi değiliz. Geliştirmedik. Taşları doğru oturtmak lazım. Söylenleri doğru söylemek lazım. Bakın Pek çok, çok ülkeye bu, ülkede, bu gönderildi ve uygulanıyor. Balkanlara ülkede ülkede gönderildi en son. O adamlar bilmiyorlar mı bunun aşı olmadığını? Bakın aşı geliştirmek başka şey. aşı üretmek başka şey. Aşı geliştirmek bambaşka bir şeydir. Aşı üretmek bambaşka bir şeydir. Onun için laflarımızı tam böyle köşeli ve doğru oturtacağız. Şimdi bu ülkede COVID aşısının geliştirilmesi, bulunması beni memnun eder mi etmez mi? Etmeli. Eder. Geberirim. Eder. Yani sevincinden havalara uçarım. Yani... Bir AIDS aşısı bulunsa mesela. Of! Yani benim ülkem ya ben ya bunu AK Parti yapsa gider elini öperim. Açık hı hı. söylüyorum. AK Parti döneminde Sağlık Bakanlığı dese ki ya ben bir aşı laboratuvarı kuruyorum ve şu aşıları dünyada olmayan şu aşıları yapıyorum. Eğer elini öpmezsem namerdim yaparsa bu parayı dökerse bakın. Söylüyorum. Kara güneş enerjisi santralleri kurdular. Bin kere teşekkür ettik. Ederim de hala. Ama Akkuyu'ya karşı çıktınız. Tabii karşı <laughs> Güneş enerjisi diyorum yenilenebilir enerji diyorum. Yenilenebilir enerji şu an Avrupa lideriyiz. Oran oransal anlamda değiliz. tüketme oral... değiliz. değiliz. Ya değil, yeni çalıştım ben bunun Yok ya. değiliz. Avrupa lideri oransal olarak bak. Oransal zaman. olarak. Ya oransal mı? olarak yani oransal artışa Tüketi... göre. Hayır hayır. Yani. Tüketiminin karşılanması noktasında oransal artışa baktığınız Avrupa zaman Avrupa'nın enerji tüketimi çok daha yüksek olduğu için ama mesela maaşınız 1 liradır ya da günlüğünüz 1 liradır. Tam. 2 liraya lira... çıktığında o %100 artmış. Yok olur. ondan bahsetmiyorum. Şöyle biz atıyorum türkiye olarak yıl aylık elektriğe bin lira ödüyorsak yurt dışına bunun 300 lirasını e, yenilebilir enerjiden karşılarsak bu megawatt anlamında 300 megawatt olsa e, bu bizim %30'umuzu zaten kabil ediyor ama bu 300 megawatt belki e, Almanya'da Almanya'da %10 bile yetmiyor %5 bile etmiyor oransal yanıtıcı, anlamda söylüyorum. O yanıltıcı rakamlardır. İhtiyaca karşılık gelen rakam anlamında söylüyorum. İhtiyaca karşılık gelen değil. Yani senin senin enerji tüketimin e, diyelim ki 100 megawatt öbürününki 1000 megawatt. Evet sen ondan bahsediyor. Oransal, oransal anlamda. Bunlar sorayım. insanı yanıltır. Sen hı hı. şu anda şuna bak. Oransal olarak bakacaksan sen kendi enerjinin ne kadarını yenilebilir enerji kaynaklarından üretiyorsun. Enerjide ne kadar dışa bağımlısın. Bu konuyla ilgili güneş panelleri üreten fabrikalar kuruldu. Bu konuyla ilgili mesela tebrik ettiniz mi? Tabii ki. Güneş panelleri güneş enerjisi, hidroelektrik santraller ama küçük dereler üzerine değil, hı hı. her yerde yenilenebilir enerji üretenlere saygıyla baktım. Ee, ve ömrümün önemli bir kısmını da akbüye karşı çıkmakla e, geçirdim. Ee, tabii soru hemen e, bu tarafa doğru. Orada e, bir şey hatırlatmadan ama... geçmek, geçmemem gerekiyor. Özellikle Rusya, Ukrayna krizinin ardından enerjideki bu e, sürekliliğin ebediyete kadar sürmeyeceği, herhangi bir kriz anında kesilebileceği ortaya çıktı. Avrupa da şu anda kendi başının çaresine bakma derdinde. Şu anda Rusya'yla aramız iyi ama yarın öbür gün Suriye'de karşı karşıya gelip bir şekilde bozuşmayacağımız, bizim gibi enerjiye aç olan bir ülkenin bu ihtiyacını nereden gidereceği sorusu gündemdeyken, Akkuyu işte en azından enerjinin belli bir kısmını karşılayacak gibi gözüküyor. Avrupa, Boris Johnson ülkenin enerji ihtiyacının dörtte birini karşılamak için önümüzdeki 20 yıl içerisinde 8 yeni reaktör inşa etme sözünü veriyor. Hatta motor üreticisi Rolls Royce'a depolanma ve kullanımda daha kolaylık e, teknolojiler geliştirmesi için küçük modüler reaktörler e, üretmek için ARGE çalışmalarına başlıyor. Keza Emmanuel Macron da işte Fransa lideri 2050 yılına kadar e, e, 14 yeni reaktör inşa etme sözü veriyor. Almanya'da 2011'den sonra özellikle Fukushima'daki sızıntıdan sonra belli kademeli olarak kapatmayı planladığı reaktörler yeniden devreye aldı ve yenilerini inşa etme anlamında bir takvim ortaya koymuş. Neden Siz sayısını almamış ama işte Fransa'nın 14 yeni reaktör, İngiltere'nin 8 yeni reaktör şeyi var. İngiltere bu sözü verdi ve başbakan istifa etmek zorunda kaldı. O yüzden o... Yani geçerli bir şey değildir zaten ama şu var ki daha bey, yani biz e, bir tane yapmaya çalışıyoruz. Onlar sekizler onlar. İnşallah yapamayacağız. Çünkü söylediğiniz rakamlar yani e, devlet e, olarak böyle bir söylemi yoktur Almanya'nın. Almanya'nın devlet söylemi şudur. Almanya ömrü biten bütün nükleer santrallerini kapatacağını söylemiştir. Hatta enerji kaynağını nereden enerji bulacaksınız dediğinde hatırlarsanız Libya savaş döneminde. Herkes Libya'nın petrolarıyla ilgilenirken Almanya Libya'nın çölleriyle ilgilenmişti. Oralara e, güneş enerji santralleri yapmayı düşünmüştü. Sonra olmadı vazgeçildi vesaire. Bakın e, Almanya'nın böyle bir sözü vardır. Avrupa'da neredeyse tamamı nükleer santrallerden vazgeçmekle e, uğraşıyorlar. Fransa'da bildiğim kadarıyla 20'den fazla nükleer santral var. Var, var. Şimdi pek çoğu şehir merkezine Var, süresi dolanı kapatıyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Türkiye'ye nükleer santral kurdurmaya çalışıyorlar. Türkiye'ye bugün Akkuyu'ya kurduruyorlar, Sinop'u ve İne adayı yer olarak belirlediler. Yarın Türkiye'de 20 tane nükleer santral kurulduğunu düşünün. Ne yapacaklar? Şu Bizim ihtiyacımız şu an bir tane, ihtiyacımız... an bir tane bile yok. İnşallah hiç olmayacak. Sonuçta ne yapıyorlar biliyor musunuz? Tıpkı tıpkı otomobilin üretiminin en pis tarafını Çin'e, orta Asya, Güney Asya'ya, Orta Doğu'ya verdikleri gibi, kendileri sadece çip ürettikleri gibi. Burada da her türlü tehlikeli işi bu tarafa doğru, Orta Doğu'ya, Türkiye'ye doğru kaydırma hevesindeler. Burada Türkiye'ye 20 tane nükleer santral inşa edildiğini düşünün. Biz enerji, elektrik enerjisi ihraç eden ülke konumuna geleceğiz. Bu kötü Şimdi, bir şey mi? Çok kötü bir şey. Boris Johnson çok e, kötü bu şey. pislik için mi 8 yeni reaktör inşa etme sözü vermişti? sözü verdi ve istifa etti. İstifa etmek zorunda kaldı çünkü evet güvenilir gelenin. bir adam değildi. Bakın Başbakanın 20 tane sözü vardı. 20 Emmanuel tane Emmanuel Macron vardı açıklamasını şeyden yani Avrupa kaynaklarından aldım. 14 yeni reaktör inşa etme sözü. Yok, hayır. Böyle Fransa'nın böyle bir Anlaşabiliyor e, muyum? E, insan evet. aldım hatta kaynağımı da söyleyeyim. Ama böyle böyle Fransa'nın böyle bir e, niyeti olmadığını defalarca Fransa'nın süreler... böyle bir niyeti olmasa bile Fransa'nın e, neyi Söyledir. doğru bulup neyi doğru bulmadığına göre Türkiye'nin hareket Biz, etmesi lazım. Biz bizim olmazlarız. Biz şuna bakacağız. Bizim nükleer santrale ihtiyacımız var mı yok mu? Hayır yok. Neden yok? Nereden bulacağız bu kadar? Enerji? Neden yok? Bakın çünkü enerji kaynaklarımız çok belirgin net sıraladığınız zaman güneş enerjisi bizim yüzde %7 büyüdüğümüz zaman bile yüzde %7 büyüdüğümüzü farz. Edelim. Hiç büyümedik ya. Yani AK Parti döneminde ya da son 50 yılda neyse ortalama büyümemiz yüzde %5 civarındadır. Şu an OECD sıralamasında 3. sıradayız bildiğim kadarıyla. Son büyüme rakamlarına göre. Son Bakın öyle bir çeyrekle bir günle falan düşünmeyin. Bir ikincisi büyümenin fakirleşerek büyü büyüdüğünü de işin uzmanları söylüyor. O konuya da girmeyelim. Ama gireceksek de girelim ama özel girelim. Yani hı hı. biz büyüyoruz fakirleşerek. Ama AK Parti Vakti verimli kullanmakta ama AK Parti var. bizi e, büyüttüğü zaman zenginleştirmiyor. Anladın mı? Yani çünkü ihraç ihraç ediyorsunuz bir şeyleri büyüyorsunuz. <laughs> Ev kiranız artıyor, büyüyorsunuz ama hı. fakirleşiyorsunuz. Onu ayrı bir kenara bırakalım. Tamam. Gelelim tekrar sorumuza enerjiye. Bizim e ee, güneş gibi Allah'ın bize bahşettiği çok önemli bir şey var. Bakın dünya var o kainat var olduğu sürece güneş var olacak. Değil mi? Güneş bittiği zaman herhalde dünyada bitecektir. Ee, güneş asla bitmez. Petrol biter, doğalgaz biter, güneş bitmez. Şimdi bizim güneş gibi bir kaynağımız var. Yüzde %7 büyüsek bile sadece güneşi verimli kullandığımız zaman, sadece güneşi verimli kullandığımız zaman bizim 2050 yılına kadar 2050 yılına kadar ihtiyacımız olan enerjinin iki katını en az iki katını 3 katı diyen de var üretiyoruz. Bakın buna jeotermaller dahil değil. Buna hidroelektrik santralleri dahil değil. Buna sayın atacağım ama hidroelektrik santrallerinin kurulmasına mi? karşı çıkan Cumhuriyet Halk Partilileri de yani çok fazla görüyoruz. Ben de karşı. Karadeniz'de Ben de karşı çıkıyorum. Bakın ben Karadenizli olarak orada lafı yerine koyalım. Küçücük dereye santral yaparsan hem dereye yazık hem toprağa yazık hem paramıza yazık. Onu demiyorum. Poskras Seyhan barajına, Seyhan Nehri'ne, Ceyhan Nehri'ne, efendim Fırat'a, Dicle'ye bunları yaptığın zaman bu santralleri uçurur seni. E, Yusufeli'yi yapılıyor mesela olmaz. en büyükleri Yusufeli hakkında da Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok müsbet açıklamalar bakın, görmedim. Bakın. Küçücük derelere yaptığınız zaman bu iş Yusufeli Türkiye'nin en yüksek barajı. Kü Küçücük Bak, bir dere Yusuf değil. Yusufeli'ne demiyorum. Hı. Hani dediniz ya karşı çıkıyor CHP. CHP Yusuf bir şey söylemedi bugüne kadar. Yusuf sular altında kaldı, Yusuf ilçesi ortadan kalktı ayrı konu. Ama bizim karşı çıktığımız incecik akan derelere e, insanların maalesef para kazanmak için santral yapıp o santralleri kullanamamasından kaynaklanıyor. O santrali yaptığınız zaman e, gerideki toprak çölleşiyor, tuzlar, tuz oranı çok görece olarak artmış oluyor. Şimdi bizim sadece güneşle ihtiyacımız olan enerjinin en az iki katını alıyoruz. Benim niye nükleer santral alayım ya? Niye alayım? Benim hidroelektrik santrallerim var. Usurunca yapılırsa. Bakın biz mesela kömür e, santrallerine de karşıyız değil mi? Karşıyız. Ancak diyoruz ki kaliteli liniyet ve uygun bacalama sistemiyle tabii ki yapabilirsiniz. Bakın yani çarşı her şeye karşı mantığı doğru değil. Cumhuriyet Halk Partisi İyi de bu uygunluğu akıllı. Uygunluğu zaten işte chat rapor denilen bir şey var. Aa, chat raporuna girerseniz ayrı ayrı tadı onlarca chat toplantısına katıldım. Ona da gireriz. O yüzden bizim nükleer santrale ihtiyacımız yoktur çünkü. Şimdi bu özel nükleer santral... nereden geldik? Evet. Siz özellikle kritik noktalardan bahsettiniz. İşte telekomdan vesaireden bahsettiniz. Ama enerji en kritiğidir. Hayır, hayır. Enerji... nükleer santral Birkaç bizim... cümleyle kapatalım mı? Olur. Nükleer evet. santral diyorlar ki bizim %10 enerjimizi karşılayacak. ihtiyacımızı. Hayır. Bakın nükleer santralin 4 reaktörü var. 4 reaktörü var. Akdeniz gibi bir yerde siz 4 reaktörün 4'ünü çalıştıramazsınız. Çünkü deniz suyu sıcaktır, soğutamazsınız. İki çalışacak, İki dinlenecek. İki çalışacak, iki dinlenecek. Dördünü çalışsa patlatırsınız. Bunu ben söylemiyorum, uzmanları söylüyor. Bu ne demektir? Sen Türkiye enerjisinin yüzde beşini karşılayacaksın. Bununla beraber karşılamayalım mı kardeşim? Karşılayalım da astarı yüzünden pahalıya gelirsen olacak. Burada vazgeçtim kazadan. Hiç kaza olmayacağını varsayalım. Allah korusun. Hiç kaza olmayacak. Atıkları ne yapacağız? Atıkların ne yapılacağı konusunda hiçbir şey yok. Atıkları diyor ki Rusya halledecek. Nasıl halledecek? Sözleşmede yok atıkları nasıl halledilecek? Nükleer atık dediğimiz milyonlarca yıl devam edecek. Bakın ben bir hekim. Mersin milletvekili yaptım ve nükleer santrali yani en iyi çalışanlardan birisiyim. Şunu hep söyledim. Bakın kardeşim. Nükleer santralden yayılan enerji hı hı. ve radyoaktif madde gözle görülmez. Kulakla işitemezsiniz. Kokusu yoktur, koklayamazsınız. Ancak size size dokunduğunda hı. hissedemezsiniz. hissedemezsiniz. Ve Acısı da şudur. AK Parti, CHP, MHP, Türk, Kürt, Arap ayırt etmez. Herkesin çocuğunu kanser yapar. Bu rakam nereden? Almanya'daki nükleer santraller niye kapanıyor biliyor musun? Çünkü Almanya'da şöyle bir araştırma yapıldı. Nükleer santralin 5 kilometre yarı çaplı etrafında yaşayan bütün çocuklarda kanser oranı, lösemi, kan kanseri oranı 2.2 kat arttı. Sızıntı yok. Ölçüyorlar sürekli. Hep aynı. Hep aynı bir sızıntı yok. Kaza yok, bir şey yok. Ama sizin ölçemediğiniz şeyler orada yaşayan Alman çocuklarında ya da Almanya'da yaşayan çocuklarda kan kanserini 2.2 kat arttırdı. O nedenle bizim nükleer santrale ihtiyacımız yoktur. Evet, Bakın evet. Japonya'nın var. Hı -hı. Bak Japonya'da ben isterim ki dünyada hiç olmasın. Ama Japonya Fukushima'dan sonra bütün her şeyi kapattı santralleri. Sonra döndü bak dedi ki ya benim güneşim yok, benim akarsuyum yok, benim kara parçam küçücük. Ben mecbur dedi iki tane açtı. O yüzden yani dünya bundan kurtulmak istiyor. Bizim bunları bize yaptırıp, ortada. bak bunları bize yaptırıp, hı -hı. enerjiyi bize üretip, pisliğini hı -hı. bize bırakıp bizden sadece enerji satın almak istiyorlar. Buna uyanmamız lazım Taha Bey. Bakın bu Şimdi, çok önemli bir şey. Hı hı. Ee, özellikle işte kritik öneme sahip sektörlerde özelleşmeye karşı olduğunuzu belirttiniz. Ben biraz arşive baktım. Ee, 2000 yılının 14 Aralık'ında o dönem başbakanı olan rahmetli Bülent Ecevit'in yaptığı açıklama var. Deniliyor ki Türk Telekom ve Türk Hava Yolları'nın özelleşmeli ilişkin ihale duyurularının yapılmasıyla uluslararası parafonu yani IMF'nin tüm koşullarının yerine getirildiğini ifade ediyor. Ve e, bu konuyla ilgili 28 Şubat 2001 olarak tarihin belirlendiği ihale tarihinin e, bu arada elektrik sektörünün de hızla özelleşmesinin yolunu açacak elektrik piyasası tasarısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ivedilikle sunulacağını ifade etmiş. E, bu sürekli Türk Telekom üzerinden e, Sayın Cumhurbaşkanı'na işte Başbakan olduğu dönem ve AK Parti hükümetlerine şeyde bulunulur ama e, burada imzayı atan Ahmet Ecevit. Yüzde kaçı? Bakın özelleştirme dediğiniz zaman teknik olarak bizi dinleyenler o, hepsini satıyorlar. Hayır. Türk Hava Yolları'nın yüzde 10'unu satabilirsiniz. Yüzde 20'sini satabilirsiniz. 30'unu satabilirsiniz. Ama Türk Hava Yolları'nın yüzde 51'ini sattığınız zaman artık o sizin değildir. Aynı şekilde Telekom'u %30'unu yüzde otuzunu, kırkını satabilirsiniz. Çok ağır olağanüstü bir durumda. Mesela Sümer Bank'ı söylüyorsunuz. Sümer Bank AK Parti iktidara gelmeden önce 2000 yılında kapatılmış. Tamam. Yanlıştır. Hatta rahmetli Turgut Özal'ın bir sözü var. Devletin sırtında kambur diyor. Yanlıştır. Bakın. Bakın ben sadece AK Parti'yi eleştirmek üzere konuşmam ki. Doğruyu kim yaptıysa Aslında Aynı de, doğrudur. Aynı ideolojik akımdan gelen Özal mı bizim? Hayır anlayalım. liderlerinizden saydınız. Ecevit. Bülent Ecevit. Eski başbakanlardan. Bakın tekrar söylüyorum. Özal'ın kambur dediği şey, şey, şeyleri Talışlıaroğlu adaya dayıydı. Bakın. Özal'ın kambur dediği şeylerin tamamı DSP'de. olduğu gibi elden çıkarıldı. Şu an Sümerbank yok ve biz beze muhtacız. Pamuk ekilmiyor. Bakın Adana Çukurovalıyım ben. Çukurova çocuğuyum. Hı hı. Her taraf pamuk tarlasıydı. Şimdi Adana'da pamuk göremiyorsunuz. Teşvikle pamuk ekiyorlar. Yani Bankası tekstil gitti. Bir ürün ekiliyor ta, olabilir mi? Ta. Hayır efendim. Hayır efendim. Ne münasebet Böyle yani. Kadar. Ee, pamuk ekimi bitti. İnsanlar şu anda tekstili dışarıdan alıyorlar. Bize Amerikan bezi diye kaput bezini yutturdular o dönemlerde. O yüzden uyanık olmak zorundayız. Bir. iki. Siz Sümer Bank'ı özelleştirdiğiniz zaman tamamen satarsanız bu gerçekten yanlış olur. Eti Bank'ı tamamen satarsanız yanlış olur. Ama bir kısmını, çok küçük bir kısmını çok önemli bir durum vardır. Özelleştirdiniz. Bu bir noktaya kadar olabilir. Hatta daha stratejik yerlerde asla bunu da yapmamanız gerekir ama elden çıkardığınız zaman bu iş bitmiş olur. Şeker fabrikalarına sattığınız şeker zaman. Şeker fabrikalarını elden çıkardık. Şeker kaç lira oldu? Geçen baktım markette 28 lira. Allah'tan korkun ya. İBB'nin de son dönemde satışa çıkarttığı ıı, mal varlıkları, taşınır taşınmazlar var. Takip ediyor musunuz? Ediyorum. Bunu? Ne düşünüyorsunuz? Ediyorum. Keşke 7 milyar değer biçilen bir ıı, otel arazisi satılmak isteniyor. Hatta bununla ilgili Sayın arkadaşım, milletvekili arkadaşınız ıı, yaptığı açıklaması var ona karşı çıkan iki CHP'li meclis üyesine ihracat talep edilmiş. Biliyorum partide bu gündeme gelir mi gelmez mi? Yani, Keza vapurların satışı var. 2007 yılında rahmetli Topbaş döneminde alınan. Bunlara ilişkin bir eleştiriniz var mı? Tekrar, tekrar söylüyorum. Stratejik olan herhangi bir ürünü ya da herhangi bir işletmeyi kim satarsa satsın karşısında beni bulur. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olur. Stratejik olan bir Yapıyı satmaya kalkarsan karşısında beni vurur. Pekala. Son birkaç dakikaya giriyorum. Nükleer santrali de yaptırırsa Kılıçdaroğlu ben gene karşı dururum. Bakın açık söylüyorum. Yani Tayyip Erdoğan yaptırdığı zaman iyi kötü de Kılıçdaroğlu yaptığı iyi mi olacak? Hayır. Hepimiz bu ülkede iyiye iyi, kötüye kötü demeyi bilmek zorundayız. Pekala. Ee, özellikle bu konu hakkında çok net bir çıkışınız var ama ee, 2021'in Kasım 2'sinde yaptığınız bir açıklamada e, Amerikan e, Başkanı Joe Biden'ın işte e, Türkiye'deki demokrasi güçlerini destekleyeceğiz e, sözüne karşılık bir ifade kullanmışsınız. Şimdi burada cezasına girmeyelim. Çok ağır bir ifade. E, köpeğe kullanılacak bir ifade. Çok sert tepki göstermişsiniz ve diyorsunuz ki e, bu lafa yani cevaben Amerika'ya dostum dediğine Sayın Kılıçdaroğlu'nu bulun partiden istifa ederim. Diyorsunuz ve bu çıkışa karşılık partinin en üst düzeyinden gereken cevap verildi. Sen kimsin otur oturduğun yere şeklinde bu minvalde bir cevap verildi diyorsunuz. Ben o döneme baktım Joe Biden 2016 Ağustos pardon 16 Ağustos 2020 tarihinde Erdoğan darbeyle değil seçimle değişmeli. Biz de bu yüzden Türkiye'deki demokrasi güçlerini destekleyeceğiz ifadesine karşılık aynı gün parti sözcüğümüzü partinizin birinci ağzı olarak onu mu kastediyorsunuz bilmiyorum ama biz siyaseti okyanusun ötesini çıkardığı için değil, milletimizin çıkardığı için yaparız. Şeklinde bir tweet atmış. Basın açıklaması yapmamış. Tweet atmış sadece. Ee, fakat 13 Kasım'da, 16 Ağustos'tan 13 Kasım'a ne kadar var? 2 ay kadar var. Aşağı yukarıya. Ee, Sayın Genel Başkanınız e, katıldığı bir e, online görüşme şeyinde e, yayınında hatta isimle vereyim The Middle East Ayın e, programında ABD'nin yeni başkanından ne istersiniz sorusuna, ABD'nin yeni başkanından Türkiye'ye dair atmasını isteriniz. ilk adım ne olurdu sorusuna, Türkiye'deki demokrasi hareketlerini, e, hareketlerini desteklemesini isteriz. Genel bu başkan gelin. değil, genel başkan yardımcısı diye düzeltelim. Dışişlerinden sorumlu, genel başkan yardımcısı. Kim? Hayır ya, bu programa katılan Kemal Bey. Bu lafı söyleyen genel başkan yardımcısı bildiğim kadarıyla. Hayır. İzletilebilir Sorun değil, genel başkan da söylese, genel başkan yardımcısı da söylese, ikisi de yetkili ağızdır ama, ee, böyle bir lafı Genel Başkan Yardımcısı yani söyledi diye aklıma kalmış. Gene bakarız kayıtlara hafızamız yanıltıyor olabilir. Buna bir tepkiniz var mı? Ee, şöyle e, bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim dostumuz olmayacağını herkesin bilmesi lazım. Düşmanımız da olmasına gerek yoktur. Amerika Birleşik Devletleri kendi ülkesinin ve milletinin yüksek menfaatleri için çalışıyordur. Biz de kendi ülkemizin yüksek menfaatleri için çalışacağız. Amerika Beş Devletleri bizim dostumuz değildir. Hiçbir zaman olmamıştır. Üstelik ABD dünyada hiç kimsenin dostu olmamıştır. Yani kuruluş felsefesi buna aykırı. Her dostum dediğini yarı yolda bıraktı. Her dostum dediğini yarı yolda bırakmıştır ya da kendi çıkarları için yok etmiştir. Ya da işte demokrasi götüreceğim diye. Afganistan'a girmiştir, Irak'a girmiştir, işte şimdi Suriye'de dünyanın her yerini tarum etmiştir. O yüzden Amerika Beş Devletleri'nin emperyalist ve yayılımcı olduğu ve kendi çıkarları içinde işler yaptığını biliyoruz. Peki ne yapacağız? Dünya tarihinden ve dünya yüzeyinden böyle bir ülkeyi, böyle bir zihniyeti silebilir miyiz? Silemeyiz. Şu an için mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. Hı hı. Ama biz kendi işimize bakacağız. Ee, bu lafı söylediğinde Biden yani biz de demokratik güçlerle 16 Ağustos 2020. Tayyip Erdoğan'ı filan indireceğiz dediğinde e, üzerinden 9 ay geçtikten sonra Tayyip Erdoğan buna bir cevap vermiştir. Dikkat edin. Yok bu video 9 ay sonra ortaya çıktı. Bakın işte onu söylüyorum. Yani e, ilk tepkiyi biz derhal veriyoruz CHP olarak. Biden bu lafı söylüyor. Bir dakika diyor. Sen kendi işine bak. Diyoruz. AK Parti'den tık yok. Uzun bir süre sonra yaklaşık 9 ay kadar sonra bu olay gündeme getiriliyor. Ve ABD Biden'a ateş orada bir bilgi karışışısı var. Bu Biden'ın aslında seçim döneminde yaptığı bir konuşma. Seçim Başkan döneminde. olduğu dönemde evet. değil. Seçim döneminde. konuşma Seçim döneminde yapıyor evet. Bu konuşma 9 ay sonra ortaya çıkıyor. Daha doğrusu ortaya çıkmıyor. Amerika'da yayınlanmış. Türkiye'de dikkat çekmemiş. Çekmiş efendim. Dikkat 16 çekmiş. 16 Ağustos 2020 tarihinde gündeme gelince hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem de AK Parti'den daha Bey, Başkan bak. vekil düzeni bunun açıklamaları ya. var. Tabii. Amerika'da bu arada başkan, son dakikaya giriyoruz. Biraz hızlanırsak. Başkan adaylarının attığı her adım bizim tarafımızdan izlenir. Orada bizim misyonlarımız var. Evet. Değil mi? Yani büyükelçilerimiz var ve, ve ekiplerimiz var. Nazik ki burada Tayyip Erdoğan'ın attığı her adımı ABD izliyorsa haklı olarak. Hı hı. Biz de onun her adımı izliyoruz. Ağızdan çıkan her kelimeyi biliriz. Vay efendim orada söylemiş de dikkat çekmemiş. Yok böyle bir dünya benim CHP'den dikkatimi çekiyor da hükümetin mi dikkatini çekmiyor? Çünkü Yok, benim de orada işte. Çekmiş. Siz de 16 Ağustos Ayran. 20'de bu yayınlandığının gecesi Sayın Öztürk tweet atmış. Şimdi, Şimdi asıl sormak istediğim bundan iki ay sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na ABD'nin yeni başkanından ki o zaman başkan seçilmiş artık Türkiye'ye dair atmasını istediğiniz ilk adım ne olurdu sorusuna Türkiye'deki demokrasi demokrasi hareketlerinin desteklemesini isteriz cevabını. Ya tamam. Yani bunda ne var? Demokrasi Hareketleri'nin desteklenmesi, Tayyip Erdoğan demokrasi... bir önceki demokratik... demeciniz, biz siyasetin okyanus ötesinden çıkardığı için değil, milletimizin çıkardığı için. Evet, okyanus işi. ötesinden, tabii okyanus ötesinden ki şey nedir buradaki e, mana nedir? Pek çok şey çıkar. okyanus, Bak, okyanus ötesi deyince benim aklıma FETÖ geliyor. Benim de aklıma FETÖ gelir. Aynen. Bizi evet, izleyen birçok insan da aklına <laughs> FETÖ gelir. Sonuçta Tayyip Erdoğan <laughs> demokratik bir adım atarsa bunun ABD, Fransa, Almanya, Avustralya, Macaristan her kim tarafından desteklenmesi iyi bir şey değil mi? Biz diyoruz ki kardeşim, sen işine bak. Türkiye'deki demokratik gelişimleri desteklemek Seninki soru evet. hemen kapatacağım. Ee, birincisi şu. E, bir çıkışınız var. 2000, e, şey 2022'nin Haziran 21'inde diyorsunuz ki elbette CHP içerisinde genel başkanımızdan sonrası e, süreç için çalışmalar yapılması bir görevdir. O yüzden bazı arkadaşlarımızın genel başkanımızdan sonrası için bazı çalışmalar yaptıklarını, e, hazırlıklar yaptıklarını görüyorum. kullanıyorsunuz. Kim bunlar? Yani bir çırpıda 10 isim sayılabilir, bir çırpıda ve bu bizim zenginliğimizdir. Ak Parti'nin hak partisinde 10 millet, 10 genel başkan adayı mı var? Bir çırpıda sayılabilir. Aday demeyeyim ama hı hı. yani bu, bu niyeti evet. olan, niyeti olan ve bu çok güzel bir şey, çok güzel bir şeydir. Mesela Ak Parti'de bana bir kişi sayabilir misiniz? Ben sayamıyorum. MHP'ye bakıyorum bir kişi var mı? Yok. Tas tasfiye edilenler, ihraç edilenleri. misiniz? İyi Parti'de çok sayamam. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir çırpıda size 10 kişi sayar. sayarım. Peki. Ama bu bir görevdir. Bunu yaparken ben dahil ki ben e, en zor dönemde genel başkan karşısına aday çıkmakta, herkesin çok zorlandığı bir dönemde aylar öncesinden ben bu partiyi daha iyi yönetebilirim. Bu nedenle de aday olmak istiyorum ve genel başkan olmak istiyorum diye yola çıktığım için söylüyorum. Her kim çıkarsa, elbette ki genel başkanımız bir fanidir. Allah uzun ömür versin. Ee, genel Başkan'ın elbette ki siyasi hayalleri vardır Allah yolunu açık etsin sonuçta partimizden elbette ki ayrılacaktır ama cumhurbaşkanı olacaktır ama vadesi yetecektir ayrılacaktır bizim şu anda birinci sıraya birinci sıraya ülkeyi koyarak ikinci sıraya partiyi koyarak üçüncü sıraya ancak kendimizi koyarak bu partiyi nasıl daha iyi yönetirim düşüncesinde olmamız lazım. Skandallarla değil, böyle meşhur olmak için yapılacak atraksiyonlarla değil. Aklı başında, aklı selim. Kimi kastediyorsunuz? Kimseyi kastetmiyor. Pekala. Son bir soru. Bunu aklı sormadan, aklı sormadan selim işleri, Aklı selim işleri yaparak elbette ki partimizin bundan sonraki yönetimini mutlaka şekillendirmemiz lazım. Atatürk öldü. Rahmetli oldu. İnönü rahmetli oldu. Ecevit rahmetli Hepimiz oldu. Hepimiz gideceğiz. Baykal ayrıldı arada birleşme dönemlerinde birçok birçok e, genel başkanımız gitti. CHP dindik ayakta. 100 yıllık parti, dünyanın en eski ilk 10 partisi içerisinde bu partiye genel başkan olmak çok büyük bir şereftir. Dünyanın çok en büyük eski olmaktır. 10 partisinin içerisinde olan ve Cumhuriyetin kuruluşunda e, hükümette olan Cumhuriyet Halk Partisinden bahsediyoruz. ve Bu Cumhuriyet Halk Partisinin e, parti meclisi üyesi Nevaf Bilek e, Diyarbakır Kürdistan'ın bir şehridir ifadesini kullandı geçtiğimiz günlerde, basında da yansıdı. Bu e, yanlış bir demeç değil mi? Yani Siz nasıl bu değerlendiriyorsunuz? Ben burada bir hüküm vermeyeyim. Ben olsam böyle bir cümle kullanmazdım. Ben olsam kullanmazdım. Çünkü bu dönemde bu çok ciddi yanlış anlamalara sebebiyet verebilir. Çünkü Kürdistan kurmak isteyen ve Türkiye'den toprak almak isteyen bir zihniyet var dünyada. Bunun da başında Amerika geliyor. Rusya geliyor. Bakın Kürtlerden önce onlar geliyor. Bitirmem gerekiyor. Ben olsam kullanmazdım dediniz. Ben olsam kullanmazdım. Oldum. Bu arada bir bilgi paylaşayım sizinle. Bilek'in memleketi Siirt'te görevli olduğu sandıktan Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy çıkmadığı da çıktı. böyle bir iddia var ama onu ben CHP'ye 37 oy. gördüm. Paylaşabilirim. Yani bizim. oy kullanıp kullanmadığını bilmiyorum gerçekten. Bu, da, e, gerçek değil bu da bu da hoş bir şey değildir elbette ki. Oy kullanmadıysa da hoş değildir. Yani oradan mı oy kullandı ben bilmiyorum gerçekten. Görevli olduğu sandıkta kullanıyor. Gö görevli olmaz yani il başkanları orada görev yapmazlar. O zaman il başkanı değilmiş. Ee, yani sandık görevlisi ise ancak olabilir. Ee, tabii ki doğru bulmam. Eğer eğer bu doğruysa elbette ki doğru bulmam. Ama burada Kürdistan lafını kullanan en başta Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hı hı. Lazistan lafını kullanan bunlar tarihi gerçeklerdir. Hı hı. Yani tarih mesela biz Osmanlı diyoruz. Sen yani şimdi de program başta ki Osmanlı'ya, mı? Osmanlı mı kaldı? Ama biz hala Osmanlı diyoruz. Evet, biz Osmanlı dediğimizde Avrupa'ya kalkıyor mu? Hayır bu bir tarihtir. Kürdistan var mıdır? Osmanlı'da. Orada kasıt farklı, siyasi bir kasıt zannediyorum. Siyasi kasıt değil. Orada e, ben bileyi yakından tanırım. Burada bir siyaseten Kürdistan kurulmasına karşı olduğunu bilirim. Net olarak bildiğim için yani defalarca oturup bu konuları dahi konuştuğumuz için oraya gittiğimde eğitim sorumlusu olarak böyle bir kast olmadığını bilirim. Ama Kürdistan diye tarihi bir gerçeklik vardır. Lazistan'da vardır. Bütün bunların hepsini Tayyip Erdoğan söylemiştir. O söyleyince bir şey olmuyor. Ama işte Kürdistan'ın bir şehridir dediğinde bir şey oluyor. Yani söylenmemesi gereken bir şeydir. Ben olsam söylemezdim. Ama bunun tarihsel bir e, manada söylendiğini ifade evet edebilirim. Bir söyleyeyim. Ederim. Birisinin Kürdistan kurup da Türkiye'den bir çakıl taşı almaya niyeti olduğu anda niyeti ha bakın yani teşebbüsü demiyorum Niyeti olduğu anda ne AK Partilisi ne CHP'lisi ne MHP'lisi ne de gerçek anlamda HDP'lisi buna izin vermezler. Yek vücut oluruz. 7 düveli kovmuşuz bir tek çakı taşımızı vermeyiz. Herkes bunu böyle bilsin. Buradan kimseye siyaset çıkmaz. PYD'ye sırtını yaslayanlar hariç. Sayın Atıcı'yı... Belediyeye yani, sırtını yaslayan AK Partili olsun, CHP'li olsun, MHP'li olsun, olursunuz. kim olursa olsun. Bu işin partisi yok. Ben bu memleket partisi yok. Bu memleket siyasetidir. Sayın Atıcı çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiğiniz sorularınızı Bitti mi yahu? Ediniz. Bitti. Hani Zaman sert sorular kılacaktınız? Bunun kararında. İzleyicilerimiz var. Şaka ediyorum. Sertti sorular. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınızı sağlayın. Eyvallah. 24. <laughs> 20 benim de dilim dönmüyor bu 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Sayın Aytun Atıcı'ya kendi merak ettiklerimi, değerli ekibimizin hazırladıklarını yönetmeye ve açıklıkla cevap aldığımı düşünüyorum, çalıştım. önümüzdeki hafta bir başka konu ve bir başka konukla yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Sorularımızın bazıları hoşunuza gitmeyebilir. Sert sorular evet. ya bunlar. Ters bu akşam kurban verin. Yok. Red mi ediyorsunuz? Hatırlıyorum. Bugün niye duyayım yasal? Nasıl bunu istersin? Ya bu Ayşe değil. Ben sizde de şu anda program yapıyorum. Yani sizinle olacağınızı biliyor muyum ben? Geri adımda atmış değilim. Niye beni siz zorluyorsunuz? Öyle mi? yani siz de o kadar zorlamayın. E İlginç.